Çamur gazetenin bir yerinde gönül postası köşesi vardı. Gördünüz mü siz onu ya? Aha buldum. Kendime göre biri buldum. Allah Allah. Kudurdun mu Ali Çamay? Bakın bakın dinleyin ne yazmış. Merhaba ben Ateşli. He, karizmatik, kendine güvenen, yakışıklı, kaslı, atletik vücutlu, sevdiğini prensesler gibi yaşatabilecek baby facı genç erkeklerle tanışıp flört etmek istiyorum. Ali Kemal şimdi orada yazan seni mi tarif ediyor? Evet hocam ben de böyle Brad Pitt gibi adamım. Baby facı midir nedir öyle bir tipimdir da. Saç aynaya baktın mı Ali Kemal? Senden ne olsa olsa katır face olur. Çok komiksin Mert abicim da. Şimdi abiler benim bu kadına hemen mesaj atmam lazım. Bende kontör yoktur. Nuri babacığım benim maaşımı kesti vermiyor Osman Emici'den dolayı. Diyorum ki acaba hocam senin telefondan atabilir miyim mesaj? Bu iş için sana telefonu vermem. Ben de vermem. Ama kıymetli telefonlarınız varmış ha. Gelmezmiş. Uy! Ha bu telefon kimin? Dur! O Sinan'ın telefonu sakın izinsiz kullanma, tamam mı? He tamam hocam. Karakoldan gelsin izin alır atarım. Ben söylemiş olayım da. İzin alacakmışım. Bir mesaj göndermeli Sinan abicim. Fakir mi olacak? Merhaba. Ateş Lu. Uy. Arkadaşlar, bir daha böyle bir saçmalık istemiyorum ana göre. Millet deli aset, biz akıllı asetiz ya. Ali Kemal, o benim telefonum değil mi? Ne arıyor sende? Ortalıkta duruyordu da kaybolmasın diye sağa getirdim Sinan abicim. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Her zaman abicim. Nasıl olmuş yemekler Mert? Beğendin mi? Beğenmek ne kelime baba? Bayıldım bayıldım. Afiyet olsun benim oğlum. Baba askerde var ya, en çok senin yemeklerini özledim. Yazıklar olsun bak. Ben de en çok beni özlemişsin diye düşünüyordum. Demek yemekleri özlemişsin ha? Kanma yaptım baba ya. Şaka yaptım aslanım benim. Bak ne yaptım? Boşalt tamam mı? Şunu olduğu gibi koyacağım tamam mı? Getir. Allah. Büyüksün baba. Babaların en beceriklisi. Canım. Sinancığım yemeği beğendin mi? Beğenmek ne kelime? Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ya ben ne kadar şanslı adamım ha. Dünyanın hem en güzel, en şirin, en seksi kadınıyla hem de dünyanın en yetenekli aşçısıyla evliyim. Şımartıyorsun beni Sinan. Şımar kuzum, şımar. Şımarmak sana yakışıyor. Gel bakayım sen şöyle şu gamzelerinden ben bir öpeyim. Hop hop, aile var burada. Sus, eşek sıpası, o senin anne. Salatayı da annem yaptı Sinan. Evet, salatayı ben yaptım. Öyle mi? Ben de diyorum ki, bu tatsız tutsuz olmuş, saman gibi olmuş, ne kadar lezzetsiz bir şey. Sanki ot diyorum. Biraz daha yesem ineğe benzeyeceğim, inek gibi böğüreceğim. Salak. Hem asalak gibi evimde yaşayacaksın, hem de yaptığım salataya laf söyleyeceksin. Terbiyesiz. Pardon kaygana, pardon. Size yanıt vererek sizin seviyenize asla inemem. Çünkü ben bu camiada gayet müspet yaptırımları olan ünlü ve önemli bir kişi olarak tanınmak istiyorum. Pardon yani. Baba senin telefonuna mesaj geldi. Getir oğlum telefonumu. Koş koçum benim hadi. Oha. Bu ne ya? Ne ne oğlum? Ver bakayım Can. Elin. Yuh. Gülben Hanım buyurun. Sevgi kelebeği kocanızın marifetlerini okuyun. Ne oluyor ya? Merhaba. Ben gerçekten ateşli bir kadınım. Dokunduğum erkeği yakarım. Seni ne zaman yakayım babyface? Sinan bu ne ya? Ne ne ya? Bu mesaj ne Sinan? Cevap ver damat.
bir yanlışlık olacak Günübük. Bu mesaj bana değil, yanlış mesaj bu. Yanlışlık mesajda değil. Yanlışlık kızımın senin gibi karı kıza bakan bir manyakla evlenmesinde. Hah, körükçü başı. Kaptın yine körüğü, gidiyorsun yangına. Bırak o körüğü, koruk. Sen şimdi bırak koruğu Sinan. Kim bu ateşli kadın? Ya sen beni nasıl anlatırsın ya? Sen benim üstüme nasıl gel koklarsın ya? Ya Günübük saçmalama, benim burnum koku bile almaz be. Sinan! Damat! Sokak köpeğine döndüm seni. Çarelinden öteye gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki sepetin hamali ben olayım. İyi akşamlar arkadaşlar. Oo, iyi akşamlar Sinan abi. Eyvallah. Hoş geldin abicim. Ferit abicim, uçlan bakalım bana 20'liği. Çünkü kaybettin iddiayı. Ali Kemal, ne iddiası bu akşam akşam? Allah bereket versin. Şimdi şöyle oluyor Sinan abicim. Ben dedim ki yine Sinan abicim bu gece evden kovulup aha buraya benim yatağıma yatmaya gelecek. Ferit abim dedi ki yok öyle olmayacak. Ben de iddiayı kazandım. Ali Kemal, sen kim oluyorsun da benim özel hayatımla ilgili iddiaya giriyorsun ha? Konuşan kereste, kara hamsisi. Uy ne vuraysın kafamı, aptal olacağım Sinan abicim daha. Ses, konuşma. Bundan daha fazla aptal olmazsın, korkma. Sinan abi, bugün niye kovuldun evden? Vallahi kardeşim, anladıysam Arap olayım. Bugün bana bir mesaj geldi. Ateşli diye kadının biri benim cep telefonuma mesaj atmış. Yok, gel buluşalım, ben seni yakayım. Sen kim oluyorsun da beni yakıyorsun ya? Kışlık odun muyum ben de yakıyorsun? Tabii Gülübük yengeniz de bu mesajı gördü, beni kapının önüne koydu. Yanlışlık olmuştur Sinan abicim, boşver onu gitsin de. Nasıl unutayım Ali Kemal, nasıl unutayım? Ben evli bir adamım. Benim mutlu mesut yuvamı yıkmaya ne hakkı var ya? Şimdi arayıp hesap soracağım. Nasıl olsa numarası var mesajda. Arıyorum. Alo, Ateşli hanımefendi. Siz kim oluyorsunuz da bana mesaj atıyorsunuz kardeşim? Benim mutlu yuvamı yıkmaya ne hakkınız var sizin kardeşim? Bak güzel kardeşim, madem mesaj attın bunu sen gündüz at. Niye gece atıyorsun? Gece mesaj atıyorsun, karım yakaladı, kapının önüne koydu beni. Nasıl ilk mesajı ben attım? Ben sana niye mesaj atayım kardeş? Bir dakika hanımefendi, kapat. Hanımefendi kapat. Kapattı. Abi ne diyor? İlk mesajı sen attın diyor. Deli mi bu kadın? Ben buna ne zaman mesaj attım? Aman boş ver Sinan abicim ya. Ne ciddiye alıyorsun ki? Baksana delinin teki de. Abi sen şu gönderilenler kutusuna bir bak bakalım. Eğer attıysan mesajın kopyası vardır orada mutlaka. Doğru söylüyorsun valla. Yoktur yoktur da. Vardır vardır. Aha! Vallahi var mesaj. Merhaba Ateşli. Ben Bab Efendi. Allah seni inandırsın. İlanda tam beni tarif etmişsin. Bir tek adımı yazmamışsın. Seninle tanışmak istiyorum. Abi kadın haklı. İlk mesajı sen atmışsın. Bu mesajı ben atmadım. Kim attı bu mesajı? Ali Kemal. Buyur abicim. Kim attı bu mesajı? Ben nereden bileyim abicim? Telefon sendir de bana bir de hesap mı soraysın? Vallahi bu mesajı ben atmadım. Ama bu mesajı atanı bir yakalarsam parmaklarını kıracağım şerefsizim. Seni Allah korudu vallahi. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam, gel hocam gel. Sağ olasın Seyitçi. Oo Murat hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yine burada mı sabahladı bu? Eve gittiğim var sanki hocam. Her gece buraya duruyor. Ya kaldırın şunu da Nuri Baba geldiğinde fırça çekmesin. Doğru söylüyorsun ağam. Ağam! Ağam! Tiho! Sinan abicim Nuri Baba geldi. Ha, ne? Nuri Baba mı? Bir dakika ya. Nuri Baba. Vallahi ben gece burada kalmadım Nuri Baba. Sabah ben erken geldim. Şurada oturayım demişim. Uyukla yakalmışım Nuri Baba. Yoksa ben şey yani... Nuri Baba nerede ya? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ya ağam korkmuyorsan. Nuri Baba yoktur ha. Biz size şaka yapmışız. Yapmışık, yapmışık. Ya böyle şaka mı olur arkadaşlar ya? Hayır, Nuri Baba 50 kere tembih etti oğlum, burada uyuma dedi. Ben yine burada yattım. Şimdi adam beni görecek, kızacak, sinirlerin tepesine çıkacak. O yüzden kurban olayım, burada uyuduğumu Nuri Baba'ya söylemeyin ya. Sağ ol, söylemeyiz canım Nuri Baba'ya. Nuri Baba! Başımın belası. Murat, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babacığım. Ali Kemal! Buyur babacığım. Arabaları yıka. Hemen babacığım.
Ya Murat kardeşim kusura bakma ya. Bu Ali Kemal Şebe'ye bana bir şey söylemedi. Ben de sana geçmiş olsuna falan gelemedim. Ne demek abim, önemli değil. Nuri baba, Mert nerededir? Niye gelmedi ya? Oğlum askerden dönen adamın burada durakta ne işi var ya? Kovdum zorlu, git dedim oğlum. Balaş dedim. Eğlen biraz dedim. Bravo baba ya. En iyisini yapmışsın. Ne işi var çocuğun tabii? İşte bu anlayışlı baba bu. Babaların babası, aslan babam benim. Bırak şimdi yalakalığı. Niye burada sabahladın gene? Onu söyle. Yalaka yalaka. Sus. Terbiyesiz. Bak, papağan da anladı senin yalaka olduğunu. Yok baba ya, ne alakası var? Gülübük'ü evden kovdu. Ben de mecburen işte böyle. Ah bir de biz kovabilsek seni. Şaka yapıyorsun değil mi baba? Yani yoksa sen beni kovar mısın? Şakacı baba, komik Nuri baba. Abi bu sefer niye kovdu Gülbin abla seni? Ya hiç sormayın arkadaşlar. Söyleme sahip kadının bir tanesi cep telefonuma uygunsuz bir mesaj atmış. Yani benim gibi evli bir erkeğe atılmayacak bir mesaj. Yani böyle hani uygunsuz teklifler, böyle bir şey. Tabii bunda Gülübük yakaladı mesajı. Sinirlendi, kapının önüne kodu veriyor. Sinan, o bahsettiğin kadının adı Ateşli miydi? Hocam! Vay be! Herkesten beklerdim ama senden beklemezdim hocam. Aşk olsun yani. Neyi? Ne demek neyi? Demek benim telefonumdan Ateşli kadına mesaj atan sendin, öyle mi? Yoksa nereden bileceksin kadının adının Ateşli olduğunu hocam? Ya saçmalama Sinan, ben öyle şey yapar mıyım? Dün Ali Kemal gazetenin bir tanesinde gönül köşesi postası mı ne, orada ilanı görmüş, onu okuyordu. Ben de baktım senin telefonun yanında, sakın kullanma dedim izinsiz, ama kullanmış işte. Vay alçak Ali Kemal vay. Nuri babacığım, Seyit abimin arabasını dün yıkamıştım, yine yıkayayım mı? Yok Ali Kemal, hiç gerek yok. Yıkama Ali Kemal, yıkama. Uy, niye kulağımı çekiyorsun Sinan abicim? Kulağını niye çekiyorum öyle mi? Ulan terbiyesiz, sen benim telefonumdan Ateşli kuduruk karınlara mesaj atıyorsun, sonra da haberim yok diyorsun he? Affedersin Sinan abicim, kusura bakma, daha özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Yok yok, benden özür dileme, gerek yok. Sen Gülübük yengenden özür dileyeceksin. Pardon Nuri baba, müsaadenizle arkadaşlar, bu bir namus meselesi. Düş önüme, kuaföre gidiyoruz. Uy kulağım. Bakayım bir de nasıl dönüyorsun? Kulağım acıdı. Sen daha acıdı, sen nereden acıyorsun? Gel bakayım benim.